duyduklarımı duydu mu acaba Zeyd? Ne yapacağım ben? Efendim? Kasabaya döndüm, çok kalmayacağım. 5.000 lira lazım. O da şimdilik. 5.000 lira mı? Getirmezsen ne olacağını biliyorsun değil mi? Sırrın falan kalmaz. Önüme geleni anlatırım. Tamam, getireceğim. Sen sakın kimseye bir şey söyleme, tamam mı? Bulacağım ben parayı. Bir de aradığımda hazır olsun. Çok kalmayacağım. Oyalanma. Tamam. Allah'ım sen bana yardım et ne olur. Nereden bulacağım ben o kadar parayı? Gülce. Alo. Ayşe. Benim çok acil paraya ihtiyacım var. Ne oldu yine? Hani beni dolandıran adam vardı ya. Geri dönmüş. Yine para istiyor benden. Ya vermezsen her şeyi herkese anlatırım dedi bana. Ya ne bela çıktı bu adam böyle? Sorma. Benim 5.000 lira bulmam lazım Ayşe. Sende var mı ki? Yok vallahi. Olsa verirdim Gülce. Tamam üzülme sen. Çok sağ ol yine de. Görüşürüz. Hoşça kal. Allah, nereden bulacağım ben bu kadar parayı? Nevin anne. Her şeyi duydum Gülce. Çok kızdım sana. Niye bana söylemedin? Kızım. Biz bir aileyiz. Herkesin paraya ihtiyacı vardır. Ama insan önce ailesine söylemez mi? Paraya ihtiyacım olduğunu duydunuz demek. Evet. Arkadaşınla konuşurken kulak misafir oldum. İyi ki de olmuşum. Of, çok şükür Tahir'i duymamış. Güzel kızım. Merak etme. Ben sana o parayı veririm. Tamam mı güzel kızım? Yok. Yok çok sağ olun ama ben kabul edemem. Niyeymiş? Biz artık ana kız değil miyiz? Ha? Yarın seninle çarşıya gidelim, emekli maaşımı çekerim. Sana veririm o parayı. Tamam mı benim güzel kızım? Ha? Tamam. Güzel kızım benim. Hadi bakalım. Adam yarına kadar bekler mi ki? Bir arayıp sorsam. Belki kabul eder.